Bu da arkadaşlar Oşamo horozumuz. Bayağı büyüdü. Bunu yani yavruluğunu biliyorum. Yumurta olarak almıştık bunları. Bunun bir eşi daha vardı ama öldü maalesef. Tek kaldı. Bakalım. Ne olacak sonra? Bunu böyle elimle besliyorum. Aslan parçası çok güzel bir hayvan oldu. Bayağı boylu hem de. Çoğulu yani büyük ihtimalle 1 metreye yaklaşabilir. Dur oğlum. İlerleyen zamanlarda. Ve 400 kilonun üzerinde olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten güzel büyüdü. Çok değerli bir hayvan yani. Zaten iyi bir yerden almıştık. Ama benim. Dur. Şu var mı dur. Şşt, bak burada ekmek var bak. Terbiyesiz. Şşt. Ekmeği yesene. Oğlum. Diğer horozlarım köyde arkadaşlar. Yani tavuklar falan. Bu şamva. Dehşet büyüyorlar bunlar ya. Bunun yani yavruluk videosu da var. Yumurta olarak almıştık. Arkadaşımdaydı bu. Şimdi oradan evime getirdim. Hele ki büyüdüğü zaman daha da güzel bir horoz olacak yani. Standartlarda şamo standartlarına uygun arkadaşlar yani. Kaş yapısı, fiziği işte. Her şeyle güzel bir hayvan. Şu an tam kabarmadığı için böyle gözüküyor da bir horoz falan görse tam dik oluyor. Müşke bakalım sen ne yapacaksın bunu. Gel. Müşke. Gel. Müşke. Gel. Horoz yumuş görünce kör olacak mı acaba? Ya da gümüş horoza saldıracak mı? Hep beraber göreceğiz. İki yiğit çıktı meydana yani. Horoz şimdi belki kabarabilir. Gümüş Hanım. Ne diyorsun bu horoz hakkında? Hadi bakalım kim yiyecek önce. Gümüş. Sen de bir saldırganlık hafiften sezdim. Horoz yeni yeni arkadaşlar kabarmaya başladı. Benim yanıma kaçıyor ama. Şimdi bak oğlum. Gümüşten önce ye. Gümüşten önce ye. Yok yok orta. Bunun adını ne koyalım arkadaşlar? Siz bize bir isim önerin. Ona göre buna bir isim koyalım. Çok sevdiğim bir hayvan yani. Çok cana yakın. Ama o yemeden gümüş yiyor. Fazla stres olmasın hayvan. Gümüş. Evde zamanlarım böyle geçiyor arkadaşlar. İşte horozlarla oynama, tavuk, köpeklerle oynama. Bir yandan da besiler var. Bunlar dişi kuzular ve koyunlar. Onlara da besiye koydum. Horoz şimdi kör olacak. Oradan gidersen oradakiler daha beter. Haberin olsun. Çok güzel büyük bir horoz olacak arkadaşlar. Daha şu an ölçmedim ama onun tahminim 90 santim civarı. Atı 7 aylık. Ve kilosu da 3 kilodan yüksekte şu anda. Bence. Tam ölçmedim bilmiyorum da. Hadi git hadi. Açıl oğlum ya. Ha, ne oldu ya? Gümüş gel. Gel, gel. Gümüş gel. Horoz da gümüş. Birine gelecek de herhalde. Horoz öyle akıllı arkadaşlar benim yanıma geliyor. Yoksa gümüş onu ağzından alır. Gümüş. Sana saldırma yok ama yemek konusunda affetme. Horoz diyor bir an önce yüzsem ama büyük geldi. Gümüş. Ne yapıyorum bu? Nasıl yuttun lan sen? Zorla yuttu. Yo horoz dedi artık yeter. Çok geldi bana. Bizim al. Efendi. Kartal gibi bir şey var yani kafası. Durursa eğer. Tam şu şamas tarafında bir hayvan. Şu an biraz eğik gözüküyor ama yani hayvan falan gördüğü zaman tamamen dikeliyor. Ne oldu? Çok el çektin. Güzel artistlik yapıyordun. Bir yandan gitmek istiyor, bir yandan da gümüş izin vermiyor. Korkuyor gümüşten. Gümüş sen nasılsın kızım? Bayağı büyüdü arkadaşlar. Bu aralar bir de evde kalıyoruz ya.
götürmüyorum otarmaya. Çünkü besi yapıyorum. O yüzden dövüşün de keyfi yerinde. Dün de bir silaj yaptım arkadaşlar. Tabi bu arada çekimine devam ediyorum. Yine bugün diğerlere gittim ama bir şey yoktu. Koş koş koş. Gümüş koş. Gümüş. Bayağı da güzel oldu arkadaşlar. Herhangi hiçbir kusuru yok yani tip olarak. Hadi git onu al onu eline. Hadi koş. Normalde tavukları pek sevmiyordu arkadaşlar. Tavuklar zıttı. İlk getirdiğim zaman tavukları boğmaya çalışıyordu. Şu an herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Vur oğlum bir tane ya sen de ya. Nerede korkarsın ya? Demek ki daha horoz olmadı ya arkadaşlar. Kendini koruyamıyor. Gel fazla dolanma orada gel. Hadi gidelim gel. Horoz biraz da burada dolansın yumuş. Gel yumuş gel. Gel gel gel. Gel yumuş gel. Bana kaçma. Gel. Gel. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Şöyle fiziğini de bir göster. Buraya gelen giden köpekleri hiç bırakmıyor arkadaşlar. Gel. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Gümüş. Diğer videonun altında gümüş sormuşlar arkadaşlar. O yüzden gümüşü gösteriyorum. Bir de evde ne yaptım da sizlere anlatmak istedim. Sabahlar çekim yapıyorum. İşte öğlende bunlarla uğraşıyoruz. Besiler yem veriyorum. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Gümüş bu aralar günden güne bayağı bir büyüyor. Yani güzel bir büyümesi var. Bir ara şu horozu bir ölçeyim arkadaşlar ve tartayım. Bakalım boyutları ne kadar ulaşmış. Hep beraber göreceğiz. Siz orada oynayın. İyi gümüş bayağı bir kendine gelmiş gümüş. Acayip bir arkadaşlar. Saldırgandı yani. Tavuklara. Abi durumlar burada ne? Tut! Bunlar da besleyici erkek kuzularımız arkadaşlar. Herhalde kaç gün oldu? 20 gün falan oldu. Bu maya ne olmuş ya? Maya yara olmuş. Bunu ilaçlarım. Şöyle gördüğünüz gibi sınırsız yem var. Önlerinde. Bunu da yani 2 gündür yaptım sınırsızı. Şu ana kadar normal yiyorlardı samanlı ama. Gümüş! Gümüş! Ne yapıyorsun orada ya? Günahını aldık. Horoz kendinden çıldırmış. Hayvanlar 10-15 gün arkadaşlar bu hale geldiler. Bir ara gözüm horozda çünkü bunlar çok değerli hayvanlar arkadaşlar. Şu an bunların da gelişimleri güzel. Beğendim yani. Herhangi bir sıkıntılar yok. Yemlerini zaten full vermeye başladım. Herhangi bir sorun yok yani şu anda. İşte bazen ayaklar sakat oluyor. Yok gayet iyi. Şu zayıflar var aralarında. Bunlar zamanla kilolanırlar. Ama biraz rahatsızlık geçirdiler. Zayıf olanlar. Gayet bence iyi olur bu kadar az zamanda. Sesi de hastalanmıştı. Ekmek de bunu kandırıp yakalayalım. Gel. Kendim çok leksem zaten. Müştür. Gümüş dur. Karışma. Tamam tamam tamam. Kızım dur. Gümüş dur. Gümüş gümüş gümüş. Hadi oğlum sen de yiyeceksin. Ya, gidelim hadi. Al paşma ama. Keşmeyi biraz dolaştıralım arkadaşlar.
Kaçta bu yavru? Çok cesur. Eren abi yeni getirdi bunu. Çeşmenin önüne gidiyor resmen. Aslan poğaçası. Oh, ne cesur ha. Sakarya meydan mı çıktı? Ne oluyor orada? Zincirde köpeklerimiz boğacak kardeşim. Bu ne ya? Şimdi ne kadar çeşke yedireceğiz. Kargama eşit vermiyor. İyi ama değil mi ne olur? Kim ne gidiyor? Evet, şey yok, onlar oyun oynuyorlar. Ciddi ya. Önüne gitme, önüne gitme. Hadi anne sen bunu al, ben çeşit bırakayım. Mert işte köpek karşılaşması yapıyoruz. Bak çok arkadaşlar çok cesur. Dört bir yana sardı var. Aynen tam ekip oldu lan ben. Cesur abi ben seni. Köpeği korkutma Mert, köpeği korkutma. Vallahi iyi geliyor ne dikeli ya. Aynen ama büyük köpekler gibi. Amca bambaşka mı sen demek bir yaşına gelse var ya. Şimdi de köpekler çok öyle yani. Çıktım, helal olsun. Bir hafta oldu mu getirelim? 10 gün falan oldu herhalde ben. Burada insanlar korkuyordu Mert. İlk geldiğinde insanlar korkuyordu. Gel dur gel. Ötesi yana gel. Dur gel. Aynen hem de bu noktada. Yüz mü gitmek istiyorum, izleyemiyorum valla. Hani bir olaylar oldu. Bir ne zamandır herhalde bağlı, değil mi? Çoktan bağlı. Sanki bırakacağız. Biraz enerjisi de yüksek. Yakında köpek getirin, değil mi? Aynen bir tane büyük köpek getireceğiz mi? Biraz bayağı büyük köpek getirecek arkadaşlar. Yakında onlar çeşit karşılaştırır. Ne zaman gider tahminin? İnşallah bir hafta falan diye düşünüyorum ama belli olmaz tabi. Anladım. İnşallah bir hafta olur yani. Ekibi müşterdin Emre abi. Büyük ihtimalle onu verirsin. Bu zaten... Onu isteyen birilerine verirsin. O istiyorlar zaten onu. Bununla köyde köpek de varır. Bu serbest kalacak Mert yavru. Büyük köpeği bağlarsın. Öyle olur. Zaten büyük ihtimalle öyle olacak. Ateş gel. Bu pek oyun oynar mı Mert onlarla? Öbürünün yaşı büyük Mert. Öbürünün yaşı baya büyük. Geçmiş olsun.
Orada falan mı görmüştün? Ne olmuş? Çok okan mı? Çeşit yok. Bir de o diğer çubukaya geliyor mu? Gel. Gel, gel, gel. Bu çöpekte bağlı da Emrah. Ve köyden hemen de baş boş kuluk vakti geliyor. Aynen bizim oraya... Bir de bunu bıraksak onu bulmayacak güzelce. Kaçıyorlar evlerin önüne. O dün akşam yine geldi. Geldiler mi? Kurt çöpe, kurt çöpeği var ya. Hı hı. Kulak artık olmadı köy içinde işte. Aynen. Geldi yine. Saat 10 gibi baktım o küçük yavru havlıyor. Tamam bahçeye gelmiş. Keşke bıraksam. Arkadaşlar çünkü onlar tehlikeliler. Kuzağa saldırıyorlar. Keşke bıraksam. Hemen... Evlerin önüne kaçıyorlar. Orada da keşke onlar boğunca bu sefer insanlar diyorlar ki işte kapının önünde köpeği boğuyor ama işte olay öyle değil. Yani herkes bu sefer köpeğe sahip çıkması lazım. Yoksa beyefendiyi saracağım. Vallahi olacak gibi değil yani. Çünkü bir kuzdan içine atlarlar seninle bahçedekilerin içine. Evet hem ürkütürler. Zaten 3-4-5 tane bacağını kırar yani. Üstüne çarparlar. Hı hı. Yani onlar bir de parçalıyorlar. İki tane kuzumu telef ettiler. Yani ama kimseye bir şey dememiş. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra önlemlerini de alacağız. Aynen öyle. Baskınlar artarsa insan bastırılacak yani. Kötü bastırılacak size. Arkadaşlar işte köyde de köyde kaldığımızda da böyle zamanlarımız böyle geçiyor. Ama tabi belgesel çekimlerine devam ediyoruz. İnşallah güzel çekimler gelecek. Evler bir boş olsa yine dağlara doğru gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugünümüz de böyle geçti.